Merhaba arkadaşlar, bugün videolarda telefonlara yüklediğimiz ROM'u nasıl yüklediğimizi anlatacağım. İlk önce Odin adlı bir program var, onu indiriyorsunuz. Bu Odin internette yazdığınızda direkt çıkıyor zaten, küçük bir dosya. İçinde RAR'dan içindeki tüm dosyalarla birlikte bir dosyaya atıyorsunuz, klasöre. Bunların hepsi olması lazım, yoksa çalışmıyor. Klasör içinde çalıştırmanız gerekiyor. Onun dışında ilk başta buna başlamadan önce mesela mesaj özelliği çalışmıyor demişsiniz. Onun çalışmasını yani biz denemedik ama genelde biz araştırmalarımıza göre bunun çalışması için ilk başta telefonu recovery moda alıyorsunuz. Onun içinde ses açma tuşu, telefonu açma tuşu ve home tuşuna basılı tutuyorsunuz. Tam yeşil Android simgesi çıktı mı güçten elinizi çekiyorsunuz. Ses açma ve home tuşuna basılı tuttuğunuzda bu sayfa geliyor. Şöyle söyleyeyim. Baştan 1, 2, 3. Seçeneğe tıklıyorsunuz. Onu da neyle seçiyorduk? Güç tuşuyla seçiyorsunuz. Yes'e geliyorsunuz. Bir daha basıyorsunuz. Ama ben şu anda onu yapmayacağım. Ondan sonra onun altındakine de aynı şeyi yapıyorsunuz. Sonra en son en üstte VIP Data Factory Reset ve VIP Change Partition'ın ikisini de yaptıktan sonra en üstte Reboot System Now var. O sistemi yeniden başlatıyor. Buna bastığınızda telefonun içindeki bütün uygulamalar falan gitmiş oluyor. Yani telefon sıfır oluyor. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra ses kapatma tuşu, güç tuşu ve home tuşuna basılı tutuyorsunuz. Sonra böyle bir sayfa geliyor. Ondan sonra ses açma tuşuna basıyoruz. Download modu alıyor. Sonra takıyoruz bilgisayara bağladığımız kabloyu. Ardından Odin'i açıyoruz. Odin'i açıyoruz. Burada şeyi görüyor. Telefonu gördüğüne dair burada işte bir yazı var. Küçük. Ondan sonra bir tek kaynaklı ROM'lar var. Mesela şöyle göstereyim. Mesela Galaxy Note'un 4.1 ROM'u bu. TouchWiz Nature arayüzünü yüklediğimiz ROM. Bu 3 kaynaklı bir ROM. Ondan sonra burada Galaxy S2, S3'ün Türkiye ROM'u var. 4.1.1. Bu tek parça bir ROM. Onun dışında Galaxy S2'nin şu anda kullandığım ROM var. Bu da 3 parçalı bir ROM. Bunların tek tek nasıl kurulduğunu anlatacağım. İlk başta tek parçalı ROM'larda mesela S3'ün tüm ROM'ları öyle. PDA'ya tıklıyorsunuz. Daha sonra buradan ilk başta şunu şey yapayım. İşte geliyorsunuz buraya, PDA'ya tıklıyorsunuz. PDA'ya tıkladıktan sonra buradan o dosyayı buluyorsunuz ama şu anda bilgisayarımda bir sorun olduğu için genelde masaüstünü görmüyor. Oradan işte giriyorsunuz dosyaya, tek parçalı ROM'u seçip aç diyorsunuz. Burada zaten görünüyor. Sonra Start'a bastığınızda yani yapmaya başlıyor. 3 parçalı ROM'lardaysa şöyle oluyor. Mesela Note'unkine bakalım. CSS'yi atıyorsunuz. Modemi kodu PDA'ya, CSS'yi de fona atıyorsunuz. Sonra Start'a bastığınızda bu işlemde oluyor. Onun dışında daha sonra bunu yaptıktan sonra telefon yeniden burada işte doluyor bir çizgi. Bitiyor. Daha sonra bunu yaptıktan sonra ilk başta telefon açılıyor. Kapatıp tekrar recovery modu alıyorsunuz. Ses açma tuşu, home tuşu, güç tuşu. Daha sonra yine bu telefonu resetleme işlemlerini yaptıktan sonra tekrar sistem reboot yapıyorsunuz. Ve daha sonra telefon açıldığında kullanabilirsiniz. Onun dışında hani bu şey işlemleri var. Ne deniyor ona? Root yapılıyor. Bu telefona özel root dosyasını indirdiğiniz zaman yine Odin'den PDA üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
PDA'ya o indirdiğiniz dosyayı koyup start'a bastığınızda telefon rotlanmış oluyor. Ve hiçbir sorun da olmuyor yani. Çok basit bir şekilde bu işlemler işte 5-6 dakika sürüyor. Herkes yapabilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere.